arkadaşlar, bugün size Cougar markasının çıkartmış olduğu oyuncu masasıyla alakalı kurulumla ilgili bilgiler vereceğim. Cougar'ın çıkartmış olduğu Mars oyuncu masasıyla alakalı üstün oyun deneyimlerini geliştirmek için sizin göz kamaştırıcı RGB aydınlatma efektiyle ergonomik tasarım ve cömert oyun alanı sunuyor bizlere. Karbon fiber dokusu ile 150 cm genişliğe kadar geniş bir oyun yüzeyi var. Oyun monitörleriniz, oyun klavyeniz ve diğer oyun ekipmanlarınız için bolca alan sağlıyor. Kavisli kenarlar ve yuvarlatılmış köşeler gibi son derece ergonomik tasarımlar size daha iyi ve daha konforlu oyun deneyimi sunuyor. Cougar Mars, maksimum stabilite için yüksek mukavemetli çelik çerçeveden yapılmıştır. Oyun masasının yüksekliği en rahat pozisyon için 3 seviyede oluşuyor. 75 cm, 80 cm ve 85 cm arasında manuel olarak ayarlanabiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi kuruluma geçebiliriz. Kurulum ile ilgili bilgiler kullanıcı kılavuzunda yer almaktadır. Evet, öncelikle işe masanın ayaklarından başlayalım. Bir de ayaklarımızın papuçlarını takıyoruz. Kutu içinde çıkan alyanla vidaları çıkarttık. Ayağı takarken burada bulunan vidalar ayaklığın yüksekliğini ayarlamaya yarıyor. Ayakları sabitlemek için arkadaşlar kutu içine çıkan en büyük vidayı kullanıyoruz. Çantasını takıyoruz. Arkadaşlar gerçekten bu ayağı takmak bayağı beni yordu. Köküne kadar itip 75 santimde kullanmak isteyenler için sıkıntı yok. Ben 80 santim kullanmak istedim ama kayganlı olmadığı için resmen asıldım yani yukarı aşağı yapmak için sıkıntılı. Evet, masamızın ayakları hazır. Aha, hazır. Hazır mı kızım? Aha, hazır. Parçaları birleştirmeyi göstereceğim size. Üç taraflı olan vidaların aynı demle yan yana gelmesine dikkat ediyoruz. Bu da aynı şekilde. Şuradaki aparatla bu şekilde en küçük vida ile vidalıyoruz. Bu birbirine bağlantı yaptığım parçayı şu şekilde ön panele vidaladım. Diğer parçayı ise bir arkasında bulunan yere bu şekilde montajlayacağız. Bu parçaları arkadaşlar şu delikli kısımları size bakacak şekilde buradan geçiriyoruz. Ve üstten alttan küçük vidalarla vidalıyoruz. Parçamızı birleştirdik. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Ve bunu bu şekilde masanın arkasına gelecek şekilde büyük vidalar ile vidalıyoruz. Masamızın orta kısmını yerleştirdik bu şekilde ve alttan
Sağda iki delik boş kalacak şekilde ortalamasını yapıyoruz masanın. Bu şekilde vidalamalarını gerçekleştirdik. Küçük vidalarla vidalıyoruz. Aynı şekilde arka tarafında da vida girişleri mevcut. Onları da sıkıyoruz. Sağ parçasını bu şekilde takıyoruz. Şimdi bu parçayı takacağız. Bu parçanın vidaları ufak poşetin içinden çıkıyor. Bu şekilde bu vidalarla vidalayacağız. Çok net olmasa da gösterdiğim kadarıyla arkadaşlar Power ve Reset çoğaltıcısını anakart üzerinde bulunan Power ve Reset kablonu çıkartıp çoğaltıcı ile birleştirdim. Şöyle göstermeye çalışayım. Arkadaşlar masamızın RGB ışıklarını isterseniz mono olarak USB'den bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz anakartınız destekliyorsa power ve reset tuşlarının da destekli konsolda hem reset hem power tuşuna basabiliyorsunuz. Aynı zamanda kasanın ikini de kullanabiliyorsun. Bunun için bunun gibi çoğaltıcı kablolar göndermişler. Benim anakartım RGB destekliyordu. RGB'nin bağlantısını yaptım. Buraya taktım. Çıkışını da bu şekilde kasanın çıkışına bağlayacağım. İsteyen manuel olarak USB'den çalıştırır. İsteyen de bu şekilde yapabilir. Bu şekilde yaptığım avantajı masanın üzerinde yer alan butonlar vardı arkadaşlar. Reset butonu ve power butonu diye. Bunları ister kasadan isterseniz masadan bilgisayarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Reset atabiliyorsunuz. Ve RGB ışığını uygulama üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Ben bu şekilde bağlantısını yaptım. Bu kablonun çıkışında SATA girişi var. Yani SATA'dan elektriği alıyor. SATA bağlantısını yaptım. Power ve reset tuşlarının yer aldığı pinlere girişlerini yaptım. Aynı zamanda RGB anakart üzerinde RGB girişine de RGB kablosunu taktım. Bu çıkışı da kasamızın arkasına monte edeceğiz. Bu şekilde işlemi bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar. RGB çıkışını görüyorsunuz. Bu şekilde buraya montajını sağladım. Evet. Bunu kasamıza takmış olduğumuz sokete takacağız ve işlemi bitirmiş olacağız.